baştan çıkar o. O düzgün oturuyormuş. Düzgün. Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine bir koleksiyon videosuyla karşınızdayım. Far paletlerimi gösterdim, rujlarımı gösterdim, aydınlatıcılarımı gösterdim. Bugün de kontür ve bronzer ürünlerimi göstermek istiyorum. Hemen başlayalım bence. Şöyle herkesin aslında bildiği bir ürünle başlayayım. The Balm'ın Take Home the Bronze ürünü. Seviliyor. Kalpten. Oliver rengindeki ürün. Şöyle rengini de göstereyim. Yalnız seninki böyle nasıl temiz kalıyor? Ben onu hayret ediyorum. Çünkü sadece iki kere falan kullanmışım bu kadar. Benimki ne oldu biliyor musun? Hani o kenar beyaz yerler var ya. Yani ve karton ambalaj olduğu için. Neredeyse çok kötü gözüküyor. Temizleyemiyorsun da. Karton ambalaj olduğu için sıkıntılı. Şimdi arkadaşlar şöyle ki mesela bir bronzer göstereyim. Deborah markasının, Deborah Milano 3 numaraları, 3 numaralı bronzer'ı şu şekilde. Şimdi aslında Wet n Wild'ın ki de bir... Ne diyorum ben ya? Aslında... Devamın ürünü aslında bir bronzer. Ama şöyle ki ben hemen farkı göstereceğim. Çünkü ben bunu kontür olarak kullanıyorum. Devamınki. Bu da bir bronzer. Şimdi aradaki renk farkını bence görüyorsunuzdur. The Balm'ınki kesinlikle daha grimsi, daha kahverengi ve bronzer olan bu ürün daha turuncumsu olduğu için daha kırmızıya kaçıyor. O yüzden bu tam bir bronzer ama bu The Balm'ınki kontür olarak da kullanılır. Şimdi Deborah'yı kullanamaz mıyız diyeceksiniz. Kullanabilirsiniz ama bence yanağımızın tam bu kontürü aslında uyguladığımız yere uygulamayın. Bunu normal bronzer olarak kullanın. Bronzer uyguladığınız zaman da hafif bir kontür yapmış oluyorsunuz. Tabii ki kontür yaptığınız gibi daha belirgin bir yüz hattınız olmuyor. Ama ben bronzer'ı buraya uygulamanızı tavsiye etmem. Çünkü çok sahte bir... Yani kontür nedir? Gölge düşürmek. Bronzer kullandığınız zaman da bu gölgeler çok sahte duruyor. Ve gerçekten sizin yüz hattınız olmadığı çok belli oluyor. Ve zayıf göstereceği yerde sizi kilolu bile gösterebiliyor. Demek istediğim buydu. Tabii bu size verdiğim tavsiyeler tamamen benim fikrim. Ben nasıl yapıyorum onları sizlerle paylaşmak istiyorum. Kanalımın nedeni de zaten bu. Yine bir de Balm bronzer'ı. Balm Desert. Bu gerçekten bir bronzer. Çünkü gördüğünüz üzere kırmızıya kaçıyor. Hatta yan yana göstereyim renk farkını. Çok iyi belli oluyor. Bayağı bir renk farkı var arada. Evet. Şöyle biraz pahalı ürünlerle de devam edeyim. Karıştırayım arada ürünleri. Bu arada bu markaya ben hep Rodial diyordum ama Rodial diye okunuyormuş. Çünkü Fransız bir marka. Öyleymiş. Rodial markasının 03 numaralı Instaglam Compact Deluxe Contouring Powder ürünü. Aynası var tabii ki. Şöyle bu tam bir kontür pudrası. Bronzer olarak bunu tavsiye etmem size. Gerçekten grimsi bir kontür pudrası. Çok doğal bir gölge düşürüyor yüzünüze. Gerçekten uygun. Ama fiyatı uygun değil. Şöyle bir ambalajı var. Gerçekten ağır zaten. Bayağı kaliteli. Fiyatı neydi? 50 euro civarı bir şey galiba arkadaşlar. Türkiye'de Rodial markasını satan bir İnternet sitesi bulamadım. Belki vardır, belki yoktur bilmiyorum. Ama kalite olarak gerçekten güzel. Bunu da herkes tanıyordur muhtemelen. Sunset Striptease numaralı, daha doğrusu adında Wet n Wild bronzer'ı. Şu şekilde. Bu bronzer'ı gerçekten çok seviyorum. Ama mat, tam mat bir bronzer değil, hafif bir ışıltı veriyor. Bence yaz günlerinde özellikle bu bronzer çok güzel duruyor ciltte. 2000 years later. Sanki şu an çok normalim de. Onu diyecektim şu an. Bu laf attım. kardeş yapar mı öyle şeyler? Ben kimim? Galatasaraylılar başlıyor. Evet. Galatasaraylıların gözü yaşlı. Fenerliler bu ne diyor?
Karakterler hep sigara içiyor yazık. Hep kaybediyorlar ya bu ara. Galatasaraylıyım evet diyecek bir şeyiniz var mı? Var. 30 tane diye. 30 tane diye. Dislike. Beşiktaşlılar gülüyor. Çok komik. Dur. Değil ama neyse. Bence komik. Gülemem mi? Benim kanalım. Gülerim. Ha ha ha. Sen kimsin? Üf. Resim kaçtı. Başka bir ürüne devam edeceğim. Sephora'nın... Dönersin kürtçü dükkanına ha. Dönerse senindir, dönmezse hiç senin zaten senin olmamıştır. Biliyoruz, biliyoruz onlar eskidi artık. Dur, bir tane kaldırımlı vardır. Kaldırımların ustasıyım, gözlerinin hastasıyım. Nasıl ama? Tam bir Tofaş yazısı değil mi? Gönlün değerinde. Kamyon da adı. Dinle, dinle. Hı. Bak şimdi ağlayacağım. Gönlün değerim yoksa güzelim, sorun yok, ben ayakta da giderim. Ay, aga be. Neyse, biz devam edelim. Essence'in Sun, Sand and Golden Rainbows Waterproof diyor. Bunun ne? Suya dayanıklı bronzer mı arkadaşlar? Lütfen bırakın bu işleri. 02 Beach Days. Bir koleksiyon ürünü. Renk olarak bayağı turuncumsu. Ama pigmentasyonu hafif. Yani doğal makyaj yaptığınızda... Ben de ne doğal makyaj yapıyorum ya. O zaman kullanılır. Doğal makyaj yapmadığım belli oluyor zaten. Hiç kullanmamışım ürünü. Ama öyle. Şununla devam edeyim. Sephora'nın kendi markası. 02 Bali Moyen Medium rengindeki ürünü. Ambalajı pek şey değil. Bu da böyle güzel bir kontür pudrası aslında. Sen onu hiç kullanmadın. Zaten Moyen diyor yani orta. Bunu mu? Yok kullandım ama deseni nedense bozulmuyor. Bunun pigmentasyonu çok yüksek değil ama ne istiyorsun? Kullanmıyorsan ver bari. Çok bekliyorsun. Essence dedik. Essence'den devam edelim. Essence'in Contouring Duo paleti. Bu Türkiye'de satılıyor. Geçen Instagram'da bir... Blogger'da görmüştüm. Bende 2 numarası 20 Darker Skin. Wet n Wild'la devam etmek istiyorum yine. Bunu da herkes biliyor aslında. Contouring palet. Numarası şu an... Dulce de Leche. Bunu herkes biliyor. Ben pudrasını çok kullanmıyorum açıkçası. Daha çok şu kontür pudrasını kullanıyorum haliyle. Ama pudrası da fena değil. Uygun bir uygun fiyatlı bir ürün olduğu için severek kullanıyorum. Şöyle en pahalı ürünümle devam edeyim. Hayır bu en pahalısı değil. Rodial en pahalısıydı da. Lütfen yani. Bunu görünce zaten direkt biliyoruz olayı. Sen zenginmişsin. Hayır değilim. Soleil Tan de Chanel ürünü. Krem zaten tek krem ürünüm. Başka krem, bronzerım falan yok. Krem bu kontürü çok sevmediğim için pek de kullanmıyorum. Ama bunu çok merak etmiştim. Ve aylarca biriktirdikten sonra paramı bu ürünü aldım. Pişman oldum mu? Hayır. Güzel bir ürün. İyi ki de almışım dediğim bir ürün. Ama çok kullanmıyorum. Dediğim gibi kontür, krem kontürü çok yapmadığım için. Ama gerçekten kaliteli. Ürün de kaliteli. Ambalajı da kaliteli. Güzel. Kutusunu da saklıyorum hatta. Böyle bir tikim var. Pahalı ürünlerin kutularını saklıyorum. Şöyle yine herkesin bildiği City Bronzer Maybelline'in. Bendeki rengi Medium Cool 200. Bu da çok güzel bir hem kontür hem bronzer olarak çok uygun. Yani ayrı ayrı para vermek istemiyorsanız, kontür pudram ayrı olsun, bronzerım ayrı olsun istemiyorsanız bence bu ürünü alın. Kesinlikle memnun kalacaksınızdır. Hem kontür olarak da bronzer olarak da çok uygun bir ürün. Kokusu beni biraz rahatsız ediyor. Çünkü hafif vanilya kokusu var. Ben de vanilyayı hiç sevmiyorum. Yerken de sevmiyorum. Koku olarak da sevmiyorum. Türkiye'de satılmayan bir marka. BH Cosmetics Brilliant Bronzer Golden Gel. Keşke bu ürün Türkiye'de satılsa. Çünkü en sevdiğim bronzer bu. Gerçekten bu bronzeri çok seviyorum. Diyeceksiniz şimdi rengi biraz fazla turuncu değil mi? Hatta ne kadar kullandığım belli oluyor. Şu kenardan. Diyeceksiniz şimdi abartma ama bu benim için gerçekten çok. Her gün makyaj yapmadığım için. Ama bu ürünü gerçekten çok seviyorum. Yurt dışına çıkarsanız bence bu ürünü deneyin.
şansınız, fırsatınız varsa. Şöyle saçma bir ürünle devam edeceğim. Rivalda Loop'un Chocolate Bronzing Powder. Ve çok odufut. Yani çikolata kokuyor bu. Gerçekten güzel kokuyor. Öyle bir şey yok ya. Ama bunu ilk kullandığın videoyu hatırlıyor musun? Aynen. Şöyle böyle dokunurdum. Bir şey sıçramış gibi durdu. yani çok dikkatli kullanırsanız olabilir ama bence buna vereceğiniz parayı başka bir ürüne verin. Daha iyi. Mesela bu ürüne verebilirsiniz. Pastel'in Spring Blush On 14 numarası. Bu aslında bir blush. Yani allık. Ama bunu allık olarak kullanmıyorum. Bence tam bir bronzer rengi. Turuncumsu tabii ki. Yani kontür olarak kullanılmaz. Ama bronzer olarak uygun. Çok da güzel ve uygun fiyatlı. Revolution'un Watsons'ta satılıyor. Mega Bronzer 01 Cool rengindeki ürünü. Gerçekten kafam kadar bir ürün bu. Bayağı büyük. Zaten gramajını da söyleyeyim. Mesela bunun içinde 15 gram ürün var. Ve bu pastelin mesela içinde sadece 5 gram var. Yani artık anlarsınız farkı. Fiyat olarak tabii ki bu daha yüksek. Ama çok bronzer kullanıyorsanız ve sürekli ürün almak istemiyorsanız böyle büyük bir ürün tavsiye edebilirim size. Lekelenme yapmıyor. Pigmentasyonu yüksek. Kullanırken dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Pigmentasyonu az olan bir ürünle devam edeyim o zaman. Zoeva'nın Contour Spectrum paleti. Bendeki renk BB6. Bu da Sephora'da satılıyor. Dediğim gibi pigmentasyonu çok yüksek değil. Bu palet bende bayağıdır var. Zaten bayağı kullanmışım şu ikisini. İçinde bir aydınlatıcı, bir de banana pudrası var. Yani sarı bir pudra var. Fena değil ama favorim de değil. Ambalajı çok güzel, yumuşak. Makeup Geek. Bunu markayı da bilirsiniz arkadaşlar. Yurt dışındaki YouTuberlar, Amerikan YouTuberlar özellikle galiba çok bahsediyor ama farlarından bahsediyorlar. Ben farlarını hiç denemedim ama bu paletini denemek istedim. Çünkü şu üstteki kontür rengi çok hoşuma gitti. Gerçekten güzel bir palet zaten. Flawlessly Ever After paleti. Fair Lady Face palet bendeki. Yani en açık tonu. Yani kışın kullanıyorum çünkü en açık tonu olduğu için. Yazın tabii ki renkler pek uyuşmuyor. Ama güzel bir palet o da. İki tane minik benefit ürünüm var. Birisi Hoola, birisi Hoola Light. Bu Hoola Light arkadaşlar kışın bile pek uymuyor. Galiba bu ürün için biraz fazla ten rengim koyu. Ki aslında çok beyaz biriyim. sen sanki benden daha beyazsın. Evet. Ben senden beyazım. Kolunu getirsene. Ya kolum yandı şimdi güneşte ama yüz olarak ben senden beyazım. Bunu tartışmaya gerek yok. Bu konu tartışmaya kapalı. Bence neyse. Bir de şu Hoola, normal Hoola klasik var. Ya bu da öyle yani, bayıldığım bir ürün değil. Herkes çok seviyor. Neden? Birini ver o zaman bana işte. Üf, tamam. Yorumlara yazın. Küçük kardeşler eziliyor mu, ezilmiyor? Ekmek almaya kim gitti senelerdir? Sen yokken ben gittim. Sen yokken 5 sene. Sanki 5 yaşına kadar annem seni ekmek almaya yolladı. 5 yaşındayken ben geldim zaten. E tamam. Onda 5 yaşına sen, kadar... Sen 5 yaşın olana kadar ben 10 yaşıma geldim. O arada kim gitti? Mantıklı. Mantıklı bir serseriş. Ayrıca sen hep uzun uyuyordun. Ben erken kalkan bendim. Değişen bir şey yok hala. Evet. O yüzden ekmek almaya hep ben gidiyordum. Hala daha ben gidiyordum. Bu arada arkadaşlar annem, yani ben küçükken annem eve misafir çağırdığında ben hep misafir gelince uyuyormuşum. Gelen teyzeler de hep anneme kızıyor mu, sen bu çocuğu bilerek mi uyutuyorsun biz seni? Ben de galiba böyle otomatik şey, saat gibi yani. Direkt misafir geliyor, ben uyuyorum. Misafir geliyordu, kalkıyordum. Aynen. Sleek'in Face Form Contouring and Blush paleti. Light numarası. Bu kontür paleti ama içinde işte blush falan da var.
Kontür pudrası gerçekten bir kontür pudrası. Yani çok bronz değil. Güzel bir palet. Bunu ben genellikle tatile giderken yanıma alıyorum. Çünkü direkt her şey var ya içinde. İşte kontür var, blush var, aydınlatıcı var. Pratik oluyor ama favori paletim değil. Bu şekilde başka palet arayışındayım. Yani bir dahakine şunu götürmek isterim ama bu da çok büyük işte. Bavula sığmıyor. Bunda da çünkü blush falan var. Her şey var. Bu palet de fena değil. Güzel. Bunu Meyra'la çektiğimiz videoda kullanmıştım. Real Her Ultimate Glow Getter Cheek Trio. Evet, öyle bir şey işte. Markayı tanımıyorum. İşte bana 15 euroluk bir kutu geliyor. Oradan çıkmıştı. Fena değil. Bronzer'ı pek beğenmemiştim. Ama aydınlatıcı ve highlighter. Aydınlatıcı ve highlighter. Blush ve highlighter fena değil açıkçası. Ama yani favori paletim de değil. Ve son ürünme geliyorum. Belle Beauty Hypoallergenic serisinden. Kontür palet. Numara 1. Bu markayı ben Türkiye'de görmüştüm. Ama nerede görmüştüm bilemiyorum şu an. Belki tanıyanlar vardır. Ama bu ürün gerçekten kaliteli. Marka pahalı değil ama ürünleri güzel, kaliteli. Güzel ürünleri var. Ambalajından bile belli oluyor kaliteli oldu. Bunu da çok seviyorum. Ve hypoallergenic, yani içindeki içerikler o kadar agresif değil diğer ürünlere nazaran. Bu da son ürünümdü arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz, koleksiyonum hoşunuza gittiyse lütfen like atmayı unutmayın. Bu videoların devamının gelmesini istiyorsanız onu da yorumlara yazabilirsiniz. Kanalıma lütfen abone olun. Bana destek çıkarsanız çok memnun olurum. Kendinize iyi bakın. Güle güle. Hoşça kalın.